Medine'ye hoş geldiniz. Umre maceramız tam olarak şu an başlamış bulunmakta. Arkadaşlar, Medine'ye hoş geldiniz. Evet, Umre maceramız tam olarak şu an başlamış bulunmakta. İkindi namazına yetiştik burada. Şimdi ikindi namazını kılacağız. Umre ziyareti boyunca inşallah biz zaten size böyle bütün atmosferi aktarmaya çalışacağız. Ama ilk duygular şu an heyecanlı. Aynı zamanda kavuştuğumuzu hissediyoruz. Burada mescitleri gezeceğiz. Efendimizin hatıralarının olduğu yerlere gidip bizzat şahit olacağız inşallah. Oralarda namaz kılacağız. Çok güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Acaba benim neye ihtiyacım vardı ki ben buraya gönderildim? Ya da bu sorumluluğu gerçekten yapabilecek miyim gibi detaylar da önemli. İşte dünyanın en güzel manzaralarından biri. Hazırlıklı geldim arkadaşlar. Tesbihatım. Başka? Bir de bir şey daha gösterebilir miyim? Göster. Bence Umre'nin olmazsa olmaz eşyası. Hemen gösteriyorum. Kuru yemiş kutusu. Arkadaşlar, eğer Umre'ye gidecek olursanız kesinlikle bunu alın yanınıza. Çünkü vakit namazı kaçmasın diye, cemaatle kılabilmek için sürekli burada olmak istiyorsunuz. Yolculuklar yapıyorsunuz sürekli şehrin içinde bir yerden bir yere. O yüzden bu acıktığınızda size yardım edecek bir şey. Mescid-i Nebevi'nin inşası hakkında birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Efendimiz Mekke'den Medine'ye, yani buraya geldiğinde burası bir yerleşim yeriydi. Ve bir mescit yapılması isteniyordu. Sahabelerle istişare ediliyor, işte bir şey kuruluyor. Ve Medine'nin o zamanki ileri gelenleri, zenginleri çok büyük, böyle çok güzel araziler teklif ediyorlar. Mescit burada olsun diye. Ama Efendimiz devesinin hükmüne güveniyor. Tabii Allah'ın sevk edeceği, Allah'ın yönlendireceği o Kasva ismindeki devesinin hükmüne güvenerek onun üzerine biniyor ve o nerede durursa mescidin yeri orası olacak diyor. Deve bu şu an bulunduğumuz mahalleye kadar geliyor ve burada duruyor. Durduğu iki yer var. Birinci durduğu yer mescidin alanı, yani bu şu anki Mescid-i Nebevi alanı. İkinci yer ise deve oradan kalkıyor, başka bir yere oturuyor. Orası da Ebu Eyyub el Ensari'nin evi, yani Efendimizin misafir olarak kalacağı evdir. Birinci oturduğu yer mescidin yeridir, ikinci oturduğu yer de benim kalacağım evin yeridir diyor. Ve şurada şöyle bir detay var.
Mescid-i Nebevi'nin şu anki bulunduğu arazi o zaman da iki yetim çocuğa ait bir araziydi. Ve Efendimiz orada devesine güvenerek aslında Allah'ın belirlediği o hüküm, o iki yetim çocuğun yüzünü güldürmekti, onları sevindirmekti. Zenginlikleriyle veya o ileri gelenleriyle değildi, direkt o iki yetim çocuğun yüzünü güldürmekti. Burada böyle bir naif bir detay olduğunu görüyoruz. Bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Sonrasında bu işte yer belirleniyor, inşa edilecek artık. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bu araziyi satın alıyor ve tabii ki her yardımda olduğu gibi burada da bu konuda da onu geçen olmuyor. Şu an burada Mescid-i Nebevi'de her Müslümanın kıldığı namazın hissesi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a gidiyor inşallah. O burada kılınan bütün namazlardan hissesini alıyor ve bu da çok büyük bir hayır. Bu nedenle de ona hayırda kimse yetişemiyor diyebiliyoruz rahatça. Allah onlardan razı olsun. Rabbim inşallah bize de bugün bu bilinçle, bunları hatırlayarak, bu duyguları hissederek çok güzel bir şekilde ibadetlerimizi yapabilmeyi, vazifemizi yerine getirip o şekilde evimize dönebilmeyi ve bir şeyleri değiştirerek aslında, düzelterek, iyileştirerek buradan ayrılabilmeyi nasip etsin. Hoşçakalın. Otelden çıktım. Sabah namazı için mescide gidiyorum. Saat daha erken aslında ama teheccüd vaktine yetişmek istedim. Bir de sabah namazına böyle bir iki saat kala mescit gerçekten çok doluyor. O yüzden içeride kılmak istiyorsak erken gitmemiz daha iyi oluyor. Şimdi teheccüd vakti. Herkes teheccüd namazı kılıyor. Burada teheccüd ezanı da okunuyor bu arada. Sabah namazına çok az kaldı. Şimdi ben de teheccüd kılıp sabah namazını bekleyeceğim. Merhaba arkadaşlar, şu an sabah namazını kıldık ve Yeşilalı'ya gitmek için hazırlanıyoruz. Eski kafileyle burada bekliyoruz. Şimdi yeni bir grubumuz geldi. Yani huzmede arkamızı bıraktıklarımız şimdi geldi. Onlar namaz kılıyor, onları bekliyoruz. Sonra hep birlikte Efendimiz'i selamlamaya gideceğiz inşallah. Feeling overjoyed every day, I finally found true happiness. It's this way of life we call.
of strength and wisdom and bye bye. Waking up today was no accident. You gave me health and happiness. Alhamdulillah for these precious gifts. Live today, not tomorrow. Ya Allah, I thank you every time. I can see it clearly through these eyes. Subhanallah, these are simple signs. Know that my time is borrowed. From my eyesight down to the touch, I cannot even thank you enough. I promise you I'm not giving up. Jannah is what awaits me. Life has been more than good to me. Even the pain has taught me to see. Bu mescid de İnşan Kıbrı manasına geliyor. Burada Peygamber Efendimiz'in sırasındayken birden Bakara 144. ayet iniyor ve yönlerini Kabe'ye doğru çeviriyorlar. Buradaki almamız gereken en önemli mesaj, şu namaz bitti. Ondan sonra yönümüz kıbleye çevirdiniz dememiş, ayet indiği gibi uygulamaya çalışmışlar. Evet. Eskiler o tarafta abi. Evet. Seda yolun ne kadar olduğunu biliyor muydu? Ortalama 15-20 dakika sürdük. Dışarıda gördüğümüz ağaçlar bunun ağacı. Aynı bize benziyor. 80-100 yaşına kadar yaşıyor. 20 ile 45 yaş arası en verimli çağdır. Bir ağaç 80 kiloyla 3 kilo arasında meyve verir. Hurmanın hasat mevsimi Temmuz-Ağustos Eylül. Kıymetli misafirlerimiz. Hurmanın bize benzeyen özelliklerinden biri fiziki yapısı. Hurmada hiçbir tane kafası ilk, boylu bükük, gövdesi yapık ağaca rastlamazsınız. Yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Ver elini bakayım, ver elini bana. Uhud Dağı'na gidiyoruz ani bir kararla. İnşallah güzel olacak. Orada yarım saatlik bir programımız olacak. Burası Okçular Tepesi. Buranın böyle 2-3 kat daha yüksek olduğunu düşünün, hayal edin. Ve Efendimiz bu tepeye, yani bu Okçular Tepesi aynı zamanda Uhud'un en stratejik bölgesi. Tam ortasında kalıyor. Uhud Dağı dediğimiz şu dağ kardeşler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buradaki şu stratejik bölgeye çıkarttırıyor askerleri. 50 tane askere şunu söylüyor. Diyor ki, yırtıcı kuşlar cesetlerimizi kemiklerimizden ayırdığını görseniz dahi, ben size emir vermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Ve ilk aşamada düşman buraya geldikten sonra kardeşlerim savaş başlıyor. 50 tane okçuyu Efendimiz oraya dikmiş. Savaşın ilk aşaması. Düşman hezimete uğradı. Evet, burada Abdullah bin Cübeyr Hazretlerinin eşliğinde kalan 50 tane okçu bakıyor ki sahabeler herhalde kazanmış, bir sevinç var, bir heyecan var. Hemen unutuyorlar. Bakın, insan diyor nisyan ile yükümlüdür. Savaşı kazandık diyerekten okçular yavaş yavaş aşağı iniyor. Abdullah bin Cübeyr Hazretleri bağırıyor. Size Resulullah inme dedi diyor. İnmeyin diyerekten bağırıyor ama o heyecanla, o sevinçle çoğu sahabe aşağı iniyor. Bakın, savaşın ilk aşaması güzel geçiyor. İkinci aşaması, Müslümanlar iki ateş arasında kalıyor. Vahşi'ye şöyle bir emir veriliyor. Diyor ki, köle kendisi, eğer diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veyahut onun askerlerini, en yakınlarını öldürürsen sana artık serbestiyet vereceğiz. Ve o da bakıyor Efendimiz'i öldüremiyor çünkü yanında birkaç tane sahabe etten duvar örmüş. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı takip ediyor, bir adım atıyor, Hazreti Ali arkasını kontrol ediyor. Tamam diyor, ben onu da öldüremem.
Ondan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anh'ı takip ediyor. Bakıyor ki hiç arkasına bakmıyor Hazreti Hamza radıyallahu anh. Yanına sinsice yaklaşıyor, mızrağını çıkartıyor. Arka taraftan, mide tarafından saplıyor ve buradan mızrak çıkıyor ve şehit oluyor. Efendimiz bunu görünce gözyaşlarına boğuluyor. Benim diyor kainatta en çok sevdiğim kişi Hazreti Hamza amcamdı diyor. Ve o da orada şehit olunca Efendimiz bir yandan ağlıyor, üzülüyor. Bir yandan o dişinin kanamasının geçmesini bekliyor. Teker teker sahabeler şehit olmaya başlıyor. Daha sonra sahabelerden 33 yaşlarında Mekke'den gelen Musab bin Umeyr Hazretleri ve Müslüman oluyor. Annesi babası ona diyor ki seni evlatlıktan reddedeceğim. Evlatlıktan reddediyorlar, dövüyorlar ve annesi şunu söylüyor, diyor ki evladım diyor, eğer diyor sen Müslüman olmaya devam edersen ben ölüm orucuna gireceğim. Ne diyor Musab bin Umeyr Hazretleri? Anne diyor, saçların kadar başın olsa, her gün karşımda birisi kesilse ben bu davadan vazgeçmem diyor. Ve buraya geliyor, burada savaşın en güzel yerinde yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağı tutuyor. Suud bayrağı da halen öyledir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı tutuyor. Ve Efendimiz ona kendi cübbesini giydiriyor. Al Musab'ım giy diyor. Ve Efendimiz'e çok benzediği için de müşrik ordusundan birisi geliyor. Onu Efendimiz zannederekten sağ koluna vuruyor ve kolu kopuyor yerinden. Diyorlar Resulullah'ın sağ kolu koptu. O diyor ki hayır, Resulullah'ın sağ kolu kurtuldu diyor. Sol koluna vurunca diyor ki Resulullah'ın sol kolu koptu diyor. Hayır diyor, Resulullah'ın sol kolu kurtuldu diyor. Ve buralarını bıçaklayınca artık diyor ki Resulullah oh diyor, elhamdülillah kurtuldu diyor. Ve yüzünü toprağa doğru kendisi dönerek vefat ediyor ve düşüyor. Çünkü niye? Yüzünü gördükleri zaman başkası sanmasınlar, Resulullah öldü diyerekten, buradan gitsinler diyerekten. O kadar Resulullah'ı seviyor. Ve Musab bin Umeyr Hazretleri orada ne oluyor? Şehit düşüyor. Müşrik ordusuna Cenab-ı Hak kalbine korku salınca buradan uzaklaşıyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza radıyallahu anh'a cenaze namazı kıldıracak. Cebrail aleyhisselam 7 kat semada diyor Hazreti Hamza'nın ismi yazıldı ya Resulallah diyor. Hazreti Hamza radıyallahu anh'a ayrı bir cenaze namazı kıldırılıyor. Daha sonra diğer sahabelere cenaze namazı kıldırılıyor. Yalnız cenaze namazı kıldırılırken kardeşlerim Efendimiz bir an tebessüm ediyor. Efendimizin yanına sahabeler gidiyor, diyor ki ya Resulallah o anda bir an tebessüm ettiniz o sıkıntılı dönemde. Nedir bunun hikmeti? Hanzalenin diyor melekler tarafından gökyüzünde yıkandığını gördüm diyor. Soruyorlar, diyorlar ki hanımı biz diyor savaş olmadan bir gün önce evlendik. Savaşın olacağını duydu, abdest alamadan evden çıktı diyor. Çünkü savaş daha ehemmiyettir diyerekten Allah yolunda abdest alamadan diyor evden çıktı diyor. Efendimiz de diyor ki ona melekler gusül abdesti aldırdı ve onu defnederken saçlarından şarıl şarıl sular akıyor. Yeter ki biz davamızda tekin olalım, davamıza sahip çıkalım. Cenab-ı Hak bize melekleriyle gusül abdesti bilene aldırır manasını bizlere göstermiş oluyor. Günaydın arkadaşlar. Bugün hem hüzünlü hem de heyecanlı bir sabaha uyandık. Çünkü artık Medine'den gidiyoruz birkaç saat sonra ve Kabe'ye kavuşacağız inşallah. Şimdi vedalaşmaya geldik. Birazcık böyle izleyeceğiz, vakit geçireceğiz Yeşil Kubbe'nin karşısında. Öğle namazından sonra inşallah Mekke'ye doğru yola çıkıyoruz. Şu an ihrama girmek için mescide geldik. Burada iki rekat ihram namazı kılacağız.
sonrasında niyet edeceğiz. Burası mikat sınırı. Heyecan var mı? Evet. Aslında ben heyecanlı değilim zannediyordum ama şu an binlerce kişiyi aynı anda böyle beyaz arasında görünce heyecan yükselmeye başladı. Değil mi? Evet. Allah'ım, senin rızan için niyet ettim umre yapmaya. Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Biz Rabbimizi bulmuşuz. İnşallah dergah-ı izzetinde ona layık bir kul olmaya gideceğiz inşallah. Tamam inşallah. Ha, bu maneviyatla gidersek daha farklı oluyor insan. Kabe'ye gidiyoruz. Hacı Ali İsmet'i gördüğümüz zaman dönüyoruz. Bismillah, Allah-u Ekber diyoruz. Avucumuzun içini öperek. Tamam. Yani mücadeleye girmeyin illa. Ya çünkü başkalarına zarar verme durumu var. İhramlıyız. O yüzden gören göz, öpen dudak, selamlayan el aynıdır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Buyur Allah'ım. Ben de kaldırmıyorum. Beraber böyle gidiyoruz. Hadi bana dua edeceksin, tamam mı? Annene de, herkese dua et, tamam mı oğlum? Adımda külli sevaplara mazhar oluyor kişiler. Çünkü burada bir tavaf yapınca buradaki bütün tavaf yapanların sevabına da hissedar oluyoruz. Neden oluyor hissedar? Çünkü cemaatle tavaf yapıyor. Odamızın manzarası çok iyi değil mi? Şu
şu an böyle biraz dağ taş gibi görünüyor sadece ama gece ışıklarla birlikte daha güzel oluyor. Şimdi çantamı hazırlayıp Kabe'ye namaza gideceğiz. Bakalım çantama neler koyuyorum. İlk alacağımız şey tabii ki de Kur'an. Kabe'nin karşısında Kur'an okumak çok güzel. Sonra tesbihatımı alıyorum. Namazlardan sonra tesbihat yapmak çok önemli. Burada da aksatmamak gerekiyor. Risale tabii ki de. Vitamin, bence gitme planınız varsa, niyetiniz varsa kesinlikle yanınıza almanız gerekiyor. Çünkü buradaki hava şartlarından dolayı hemen hastalanabiliyorsunuz. Bizim ekipte hasta olmayan kimse kalmadı. Herkesin sesi bozuk. O yüzden vitaminlerinizi, ilaçlarınızı kesinlikle yanınızda taşıyın. Bu tesbihi Bursa'dan alıp getirdim. Çok güzel, çok seviyorum. Kulaklık bence kesinlikle en az vitamin kadar önemli. Özellikle tek başınıza yaptığınız tavaflarda çok lezzetli oluyor. Hatta tavaf değil, direkt böyle Kabe'nin karşısına geçip kulaklığınızı takıp böyle duygusal bir fonla dua etmek bile bence çok güzel. Moda giriyorsunuz, cüzdan. Ve bu da atıştırmalık. Tavaf patiği. Bazıları buna gerek yoktu, almasaydım falan diyor ama benim için aşırı gerekli bir şeydi. Çünkü Kabe'nin içinde sürekli bir temizlik hali var ve yerler ıslak olabiliyor. O yüzden bu su geçirmiyor. Aynı zamanda da böyle direkt mermere çıplak ayakla veya çorapla basmamak için çok iyi oluyor. Ben bir daha gelirsem kesinlikle bir daha alırım yani. Çantamız hazır. Şimdi namaz için Kabe'ye doğru çıkabiliriz. Evet, Mescid-i Haram avlusuna girmiş bulunmaktayız. Şimdi bakalım nerede kılacağız? Bir bölgeden sonra ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ve artık tavaf patikleriyle yola devam ediyoruz. Şu an buradaki son saatlerimiz. Kabe'nin karşısındayım ve biraz böyle okuma yapmak istedim. Direkt kitabı açtım. Neresi çıkarsa orayı okuyacağım dedim. Çünkü böyle şeylerde ihtiyaca göre olduğunu hissediyorum. Açtığım yer 14. sözün hatimesi. Sadece bir cümleyi okuyacağım. En baştaki cümleyi. Oradan zaten çok büyük bir mesaj veriyor bize. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. Herkesin nefsine aldığında zaten ne kadar dünyaya daldığını ve o gaflet içinde boğulup gittiğini anlıyor. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor, başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Şimdi buradan gidiyoruz ya, hani biraz onunla bağdaştırmaya çalıştım. Gittiğimizde yine o karanlık, o günahların dolu olduğu dünyaya adım atacağız. Yani onunla yüzleşeceğiz bir şekilde.
bu dünyanın geçici olduğunu unutmamamız gerekiyor. Buradayken ibadet halindesin, bir şekilde her şeyi aslında frenleyebiliyorsun ama o gaflete dalmamak gerekiyor. Etrafta günahlar varken, sosyal medyaya girdiğinde, yani her yerde aslında o dünyanın geçici olduğu gerçeğini insanın unutmaması gerekiyor. Biz ölümü unutabiliyoruz ama o bizi unutmuyor ne yazık ki. Yani deve kuşu gibi başını kuma soktuğunda hiçbir şey aslında geçmiş olmuyor, hiçbir şey unutmuş olmuyorsun. Bunu da ben kendime hatırlatmış oluyorum. Çünkü gerçekten zor bir dünyaya gidiyoruz şu an. Buradayken dünyadan uzak gibisin, hiçbir şey yok yani. Her şeyden uzaksın ama şu an bu bitiyor artık. Ve bu gerçekle hepimizin yüzleşmesi gerekiyor. Dünya bir gün bitecek. Bize hadi diyecek. Hadi süren bitti ve kapı dışarı. Üstad da diyor zaten. Dünya bir gün sana kapı dışarı diyecek. O sana bunu demeden sen ona bunu de. Ve yüzünü birazcık ahirete çevir. Kendime söylüyorum. Herkes kendine alabilir. Rabbim inşallah hepimizi ahiretine çalışanlardan eylesin. Dünyaya dalıp gidenlerden değil yani. İkisi arasındaki dengeyi kurabilenlerden eylesin. Anladım.